Türkiye'mizdeki hemen hemen tüm üniversitelerin şartları eşit ama dediğim gibi illerin bazı özellikleri var. Bunabant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Ali Şarlı, YÖK tarafından Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamlarda tanıtılması için başlatılan YÖK Sanal Fuarı 2020 ile ilgili değerlendirmede bulundu. 300'ün üzerinde öğrencinin girdiğini arkadaşlar bize bildirdiler. Bu süreç devam edecek, bundan kalmayacak. Bu ilk yapılan bir uygulama. Bu kurulda ama işte yapan merkezin ne kadar başladığını bilemiyoruz. Yerinizde ne kadar faydalı bilemiyoruz. 20-22 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen YÖK Sanal Fuarı 2020'de 137 no'lu Bayübü standına 300'ün üzerinde uluslararası öğrenci ziyaret etti. Bayübü'nün sanal ortamda tanıtıldığı fuar için İngilizce, Arapça, Fransızca, Rusça dillerinde 2 dakikalık tanıtım filmleri hazırlandı. Bayübü Rektörlüğü uluslararası öğrencilere bir davet videosu da hazırlayarak broşür ve fotoğraflarla aday öğrencileri bilgilendirdi. Bolu-Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Ali Şarlı, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 142 ülkede dikkatleri Türk yüksek öğretimine çekmeyi, yüksek öğrenim çağındaki gençleri sanal ortamda üniversitelerle buluşturmayı hedeflediği YÖK Sanal Fuarı 2020 etkinliğine dair bilgiler verdi. Sanal bir şekilde oluyor. Evet, istatistik verileri geliyor. Halen de devam edecek bir program. 300'ün üzerinde öğrencinin girdiğini arkadaşlar bize bildirdiler. Bu süreç devam edecek, bundan kalmayacak. Bu ilk yapılan bir uygulama. Bu kurulda ama işte yapan merkezin ne kadar başladığını bilemiyoruz. Yerinizde ne kadar faydalı bilemiyoruz. İlk o uygulamaydı. Biz şu anki memnunuz katılımdan ve etkinliklerden. Dediğim gibi bu ilerleyecek. Tabii bu sınav fuarı bizi bırakmıyor. Aynı zamanda kendi hazırlıklarımız da var, çekimlerimiz de var birçok dilde. Bunlar sürekli olarak sanal ortamda yayınlıyoruz, duygundan da yapıyoruz. Beklentimiz bu sene bir yakın bir öğrenci almak, yabancı. Şu an 600 yakın öğrencimiz var. Mustafa Ali Şarlı, Türkiye'deki üniversitelerin eğitim şartlarının birbirine yakın olduğunu fakat Bolu'nun şehir anlamında özel bir konumda bulunduğuna vurgu yaptı. Tabii öğrencilerimize dediğim gibi Türkiye'nin en müstesna illerinin birine davet ediyoruz. Bunu da hakikaten söyleyebilirim. Türkiye'mizdeki hemen hemen tüm üniversitelerin şartları eşit. Ama dediğim gibi illerin bazı özellikleri var. Bolu ilimizde onlara çok büyük fırsatlar sunuyor. Bunu görmelerini isterim. Üniversitemiz hakikaten doğa içerisinde, şehirden izole, sakin bir yerde. Noktada da ders çalışma için, başarı için ellerinde hiçbir engel olmadıklarını görecekler kendilerinde. Rektör Ali Şarlı, Bayübü'yü tercih edecek öğrencilere iyi bir eğitimin yanında birçok alanda sosyal aktivite imkanı sunulduğuna da işaret etti. Üniversitemizde ciddi bir öğretim üyesi kapasitemiz var. Hiçbir bina eksiğimiz yok. Kütüphanemiz yeni yapıldı ve büyük, iyi bir imkan da sunuyor. Diğer türlü sosyal alanda da birçok aktivite var. 100'e yakın öğrenci topluluğumuz var. Kişilik faaliyetlerde bulunuyorlar. Yani dolu dolu geçen bir süreçleri var. Dediğim gibi bunu da belgelendireceğiz. Onlara ekstra bir kat, ikinci bir bilezik olacak bu. İlk diplomaları birinci bilezikse bu ayrı bir bilezik olacak. Bu büyük bir kazanç benim için. Ali Şarlı son olarak Bolu-Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde 70 farklı ülkeden öğrenci çeşitliliği olduğunu belirtti. Uluslararası öğrenci sayısı açısından yine önemli bir yere sahip, istediğimiz, arzu ettiğimiz bir yerde değil ama bir çeşitlilik var. 70 ülkeden gelen öğrencilerimiz var. İşte dostluklar kuracaklarından bulunuyor. Aynı zamanda üniversitemiz sadece bölgeden değil, Türkiye'nin tüm yerinde öğrenci çekiyor. Tüm Türkiye'yi tanıma fırsatı üniversitemizde bulacaklar.